Merhaba Gökhan Bey. Bugün güzel bir lansmanla beraber Vodafone'un da planlarını sizden dinlemiş olduk. Peki 1 Nisan'a şimdi arkamda bir sayaç var. Bir gün 11 saat 14 dakika 26 saniye diye sayıyor. Bir stresli bekleyiş yok, mutlu bir bekleyiş var. 1 Nisan tahminen gece yarısından itibaren bir şeyler olacak memlekette. Tam olarak son kullanıcı ne yaşayacak, yoldaki insan ne yaşayacak? Çok doğru, çok heyecanlı bir süreç. Herhangi bir endişe yok çünkü hazırlıklarımızı tamamladık. 31 Mart gecesi saat 12'de servisimize başlıyor olacağız. Abonelerimizi bekleyen 3 tane önemli nokta var. Bir tanesi, çok daha geniş kapsama alanlarında mobil internet verebiliyor olacağız. Çünkü böyle bir teknoloji, 4.5G teknolojisi, 800 bandında özellikle. Ki biz bunu da riske atmamak için A1 bandını da daha yüksek bir ücret ödeyerek ihalede satın aldık. A1 bandını biraz açabilir misiniz hemen bu noktada? Çünkü çok vurguluyorsunuz. Reklam mesela, atıyorum, televizyonda çıkacak reklamda bile A1 bandı var ama hani son kullanıcı acaba bu ne diye merak edecek. Şöyle, önemli olan son kullanıcılarımız için her yerde 4.5G'yi bulabilmeleri, geniş Türkiye'deki en geniş kapsamayı Vodafone Türkiye'nin verebilmesi. A1'in burada şöyle bir özelliği var. Her ne kadar 800 bandı 10 MHz'lik 3 eşit parçaya bölünse de A1 bandı daha önce bu frekanslarda olan radyo televizyon kanallarının interferans olanlarını hiçbir şekilde riske atmayacağımız ortadaki bant olması. Çünkü yurt dışındaki tecrübelerimizden gördüğümüz bu tip interferansların kapsama alanını etkileyebileceği yönündeydi. Biz hiçbir riske atmak istemedik. O yüzden de daha fazla bir ücret ödeyerek bunu almak yoluna seçtik. İkincisi, 900 MHz dediğim gibi bu bize çok geniş bir kapsama alanı veriyor Vodafone Türkiye olarak. Bunu kullanan tek operatör olarak. Dediğim gibi en çok noktada en geniş kapsama alanını 4.5G'yi görebilecek abonelerimiz. İkincisi hız tabii ki. Hızlarda bir artış olacak. Ki bu hız artışları da en az 10 kattan başlayan hız artışları 30 kata kadar da gidiyor. Ancak burada unutulmaması gereken cihazların da bu hızları uyumlu olması. Şu an birçok yapılan testler, laboratuvarda yapılan testler, ticari uygulamaları yok. Ya da ticari uygulamaları olan hızların da aslında çok geniş abone bazlarında sahipliği yok. Onun için de bu cihaz sahipliğinin artmasına çok önem veriyoruz. 4.5G uyumlu ve en son teknoloji cihazların abonelerimiz tarafından kullanılıyor olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden de son 2 yıldır yaptığımız kampanyalar, çok satanlar masası kampanyalarımız ve son 6 aydır da yaptığımız eski telefonunu getir, yenisini çok avantajlı fiyatlarla al kampanyalarıyla da bu cihaz değişimini destekliyoruz. Son 1 yılda abonelerimiz arasındaki 4.5G uyumlu cihaz sayısı %118 arttı. %188 arttı ki bu da 3 katına çıkması anlamına geliyor. Şu an her 3 akıllı telefon abonemizden bir tanesinin telefonu 4.5G'ye uyumlu. Son olarak da bekleyecekleri abonelerimizin gecikmelerin azalıyor olması bu yeni 4.5G teknolojisiyle. Şu an 100 milisaniye olan gecikmelerin 3G'de 10 milisaniyelere kadar inmesi. Bu da aslında gerçek zamanlı internet demek. Bu da aslında bu beklemelerin, bu gecikmelerin olmaması demek ki bu aslında 4.5G'yi, bu hayalini kurduğumuz, çok konuştuğumuz 5G gigabit toplumu, bağlantılı toplum diye hayalini kurduğumuz döneme Türkiye'ye götürecek en büyük ve ilk adım haline getiriyor. Şimdi altyapı tarafında biraz dergimizin ve yayınımızın isminin hakkını verelim. Biraz teknik detay soralım. Şöyle soracağım. Şimdi biliyorsunuz iki farklı şey var. Bir tanesi devrimsel bir karardı. Regülasyon kurumu tarafından dediler ki artık operatörler satın aldıkları frekansları istedikleri teknolojide kullanabilecekler. Bu birincisi. Bu hakikaten önemli bir karardı ve bütün aslında memleketin seyrini değiştirdi. Bütün teknolojinin seyrini kullanım, uygulama açısından. Belki yurt dışında Vodafone çok rahattı ama Türkiye'de biraz regülasyon biliyorsunuz sıkıntılı olabilir. Olabiliyor bazen. Bir de yeni teknolojinin kapsadığı yerlerde 3G'de kapsanmış sayılacak şeklinde sizi biraz daha rahatlattığını düşündüğüm bir şey daha, protokol daha vardı. Bunlar sizin memleket satına yayılmanızla ilgili, bağışsalasyon yerleştirme vesaireyle ilgili hayatınızı ne kadar kolaylaştırdı? Size bir avantaj ve hız sağladı mı? Yani aslında bütün operatörlere sağlamış olabilir. Vodafone tarafında nasıl bir rahatlık sağladı? Çok doğru bir nokta. Ağustos ayında yaşadığımız frekans ihalesi teknoloji bağımsız bir ihaleydi. Bu da şu anlama geliyor birkaç nokta. Frekanslar, satın alınan frekanslar gerek Ağustos ayında yapılan 2015'te yapılan ihaledeki frekanslar gerekse daha önceden ki son 20 yıldır dağıtımı ve kullanımı yapılan frekansların da teknoloji bağımsız olması. Bu şöyle bir noktaya yol açtı. Bizler 900 frekansındaki 2G ses hizmetini verdiğimiz frekanslı
Yaptığımız yatırımlarla son 6 yıldır, 2010 yılından beri 2 milyar lirayı aşan bir yatırımla biz bu 900 frekansındaki altyapımızı single run denilen teknolojiye teknolojiyi kullanmıştık. Bu teknolojiyi de kullanarak bu yeni yönetmelikle birlikte bu 900 frekansında 4.5G hizmeti vermeye başlayacağız 1 Nisan itibariyle. Yani frekanslardan bağımsız 900 frekansının 2G ile kullanılıyor geçmişe göre olmasından bağımsız burada 4.5G hizmeti de veriyor olabileceğiz ki bu da aslında abonelerimize çok daha geniş alanlarda bir 4.5G deneyimi sağlamak anlamına gelecek. O yüzden bu kararı çok doğru buluyoruz biz. Bu karar ayrıca 5G'nin de önünü açıyor. Önümüzdeki dönemde ki şu an çalışmalarımız hızla devam ediyor. Vodafone Global olarak Dresden'de bir laboratuvarımız var. 5G üzerinde çalıştığımız, çok önemli aşamalar kaydettiğimiz. Burada yaptığımız çalışmaları ticarileştirme aşamasında da çok kısa zamanda geçmeyi umuyoruz. Geçtiğimiz zaman tekrar bir ihaleye gerek olmadan Türkiye'de de sahip olduğumuz frekanslarda, lisanslı ya da lisanssız frekanslarda uygulayıp Türkiye'ye artık bir ihale olmadan da 5G'yi getirme şansına erişeceğiz. Şimdi yüksek internet hızları diyoruz. Bunların vaat edilen tabii hızlar var. Bunu tabii ki insanların sayısı arttıkça gidecek vesaire. Yani bu hızlar tabii ki o teorik maksimumlara çıkmayacak ama en nihayetinde limitimiz artıyor. Fiber altyapı gerekiyor bunun için. Şimdi Vodafone'un acaba kendi fiber altyapısının sahipliği açısından durumu nedir acaba? Çünkü mesela bir rakibiniz diyor ki 195 benim fiber altyapım bana ait diyor. Siz ne yapıyorsunuz? O durumda ne durumdasınız? Çünkü daha önce Vodafone aldı ve fiber altyapısı olan bazı telekom işletmecileri de var bünyesine kattı. Hani bu durumda da yatırımlar yaptınız mı, durumunuz o noktada ne? Şöyle, bu nokta önemli bir nokta ve buradaki algıda da düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vodafone Türkiye olarak iki tane önemli fiber altyapısı konuşuyoruz bizler. Bir tanesi mobil şebekemiz için gereken altyapı, fiber altyapısı ki burada geçtiğimiz iki yıl önce yaptığımız TEİAŞ ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile yaptığımız anlaşmayla bunun büyük bir kısmını biz kendi fiberimizle, TEİAŞ'la birlikte yaptığımız yatırımlarla 2,5 katına çıkarak sahip olduğumuz fiberi, altyapıyı sağlıyoruz. Yetişmediği noktalarda zaten ülkemizde yerleşik operatör, her operatöre eşit mesafede olan belli bir ücret karşılığında fiberini kullandırtma yükümlülüğü olan altyapı operatörü var. Bu operatörden de toptan satın alımlarla bu altyapıyı karşılıyoruz. Aslında Türkiye'deki 270 bin lira varan fiber belli bir ücret karşılığında bize de açık. Bu açıkları da buradan tamamlıyoruz. Ama asıl bizlerin Vodafone Türkiye olarak önemsediğimiz ve dikkat çekmek istediğimiz nokta olmayan fiber. Bu da hanelere gitmeyen fiber. Biliyorsunuz son bir yıldır evlere süper internet kampanyalarıyla bizler Vodafone Türkiye olarak evlere internet götürümünde hızlandık. 50 binlerde başlayan abone sayımız 270 binlere kadar geldi Aralık sonu itibariyle ki burada da pazarın büyümesini önemsiyoruz. Türkiye'deki 22 milyon haneye bir an önce şu an 9,5 milyon civarında olan evde internet sayısının 22 milyona doğru gitmesini istiyoruz. Ve bu internetin de fiber internet dediğimiz bizim o hayalini kurduğumuz gigabit toplumuna götürebilecek olan fiber internet bağlantısıyla olmasını istiyoruz. Şu an itibariyle de 22 milyon hanenin sadece 5 milyonunun kapısına kadar giden bir fiber altyapımız var ülke olarak. Bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta ki mobil şebekeyle bir alakası yok bunun. Evlere bir an önce fiber internetin gidebilmesi. Bunun için hesaplamalarımız bizim çok büyük bir yatırım gerekiyor. Bunun hızlı olabilmesi örneğin 5 yıl içinde 14 milyon haneye geçebilmesi için 26 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunun da tek bir operatör bu yerleşik sabit operatör tarafından bu kadar büyük bir yatırımın yapılmasının gerçekçi olmadığını düşünerek ülkemizin daha hızlı ilerleyebilmesi için bu yatırımın ortak olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ve yurt dışında da bu tip modeller olduğunu görüyoruz. Devletin, özel şirketlerin, operatörlerin bir araya gelerek çok büyük yatırımları çok hızlı bir şekilde yapıp bir an önce Türkiye'deki her eve fiber götürülmesini hayal ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Zaten kotası falan vesaire tarifi açıklamıyorsunuz. 1 Nisan'da tahminen beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Doğru. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ya bu iri yarı adama bu da böyle şeyler hiç yakışmıyor. Niye? Ne iri yarı alakası var? Sen bir... Neyim ben? Belki ben çok duygusal bir insandım. Öyle ben duygusal bir insanım. Mesela sana temizlik yapılırken salyangozun birinin kabuğu kırılmış, ölmüş hayvan. Hoşuna gider. Geeklerin hoşuna gider diyorsun. Peki bu cihazlar ne yapıyor? Bu cihazlar sizin salona kadar gitmeyen sinyalinizi alıp
güçlendiriyorlar ve salonunuzun ücra köşesine eleştiriyorlar. Niye evlerimiz biçimsiz ondan mı? Senin evin biçimsiz mi? Benim gibi. Ben sana bir anlatmıştım, evin krakisini çizmişim masa üzerinde. O kadar fena.